أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. Bu akşam Dima projem bitmişti. Vicdana iniyordum. İlk defa burada olacak. Vicdan araştırmamda, çalışmamın içinde ilk vicdan dersi burada olmuş olacak. Vicdan ne? Nasıl bir şey? Nerede? Niye hissetmiyoruz? Nerede? Ne yapar? Nasıl bozulur? Bozulunca nasıl anlarız? Nasıl çalışır? Çalıştığını da nasıl anlarız? Bozulunca nasıl anlarız? Çalışmasını nasıl anlarız? Vicdan ne işe yarıyor? Sorularınız mevzunun içindeyse konuşuruz. Yani müzakere tarzında olur. Ama katkı sağlayacaksa tabii. Mesnevi Nuriye 246. İlginç bir mevzu. Hani diyoruz ya, bir adam hata yapıyor esnaf. Ya herhangi bir hata yapıyor. Ne vicdansız adam diyoruz. Aklıyla yaptı bu yanlışı. Aldatmayı aklıyla yaptı. Zekavetiyle yaptı. Aldattı ya. Niye akılsız demiyorsun? Zalim akıl demiyorsun. Vicdansız adama bak ya. Diyoruz. Vicdan böyle bir özelliğine sahip. Gaddar vicdan. Ha işte. Ama o işte vicdan. Adam gaddar. Vicdansız adam diyoruz. Adam esnaf, senin şeyine söyleyeyim, kandırıyor. Yani neyle kandırıyor? Aklıyla kandırıyor. Yani zekavetiyle kandırıyor. Ama akılsız, vicdansız akıl demiyor. Şey, gaddar akıl demiyoruz. Hep şeyi vicdansız. Ne kadar vicdanlı adam. Ne kadar vicdanı uyanık diyor. Şimdi onunla alakalı ilginç bir ders tabii. Bakayım becerebilecek miyim? İlk dersim olduğu için. Vicdan ilk dersi. Buradan okuyorum. Mesnevi Nuriye 246. Dördüncü Burhan. Alemi gayb ve şahadetin noktayı iltisakı. Metni okuyayım. Sonra başa geleceğim. İzah edeceğim. Alemi gayb ve şahadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen sayaratın multekası vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şu anı neşederler. Bu kadar. Bu akşamki dersimiz. Bir de okuyayım. Alemi gayb ve şahadetin nokta iltisakı, nokta iltisak ikisinin birleşme noktası. Lugatını da vereyim. Alemi gayb, arşa kadar olan alemlerin bütünlüğü, arşa kadar. Melekut ise, ehline söylüyorum tabii bu dersin her konuşmasını ben niye anlamadım diye zorlama. Çünkü bazı malzemeler gerekiyor. Cami vaazı değil bu. Camiye hitap eden insanım. Cenazelere, düğünlere, cumalara, teravihlere hitap eden insan olduğum için rahatça biraz zorlanacağınızı, belki yeni gelenler zorlanacağınızı tahmin ediyorum yani derste olanlar. Bazı tabirler malzeme istiyor. Tamam, onları es geç. Sen ne farklı anladınsa o sana yeter. Kendine fatura kesme yani. Niye hepsini anlamıyorum diye. Hepsini anlayamazsın. Lokantadaki bütün yemekler sana ait değil. Çıkarken senin bıraktığın yemekler de var. Bırak aç olanlar yesin onu. Melekut levh-i mahve ispata kadar olan aleme deniliyor. Alemi gayb arşa kadar olan yere deniliyor. Bizdeki karşılığı kalbe kadar olan yer gayb oluyor. Şimdi soğan kabuğu gibi yapıyorum. Vicdanı bir tanımlayayım. Soğan kabuğu gibi. En diş kabuğunda irade var. Biraz içeri girince zihin var. Zihin akıl değil. Yani
Allah'ın yarattığı bütün alemlerin haritası zihin. En dışarıda ne vardı? İrade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye latife-i Rabbaniye. Dört tane özelliğe sahip. Dört özelliğe sahip. Bize alakadar eden ya bu derste alacağım. Vicdan nasıl bozulur? Nasıl korunur? Bozulunca nasıl anlarım? Çalışmasını nasıl anlarım? Oraya gelince oradan herkes istifade edecek. Ama biraz teknik bilgi vermem lazım. Vicdan, Allah'ın böyle bir adeti var. Gayb değil. Biz hep böyle anlatılmış. Kendimizi ahirette göreceğiz. Başımıza gelenleri ahirette şahit olacağız. Neler başımıza geleceği belli değil. Bunlar eksik bilgi. Hepsi yani eksik derken avama böyle. Ama işi bilenler dünyanın ahiret üzerine tenteneli perde olduğunu söylüyor ustad. Yani şu perde var ya, dışarıdan bakınca gözükmüyor ama sana bakınca gözükmüyor. Git yanaşa delikle bakınca gözüküyor. Dünya ahiretin üzerinde tenteneli perde. Yoğurdu tencereyi nereye mayaladınsa bezi örtüsü de aynı yerde. Dünya neyin örtüsü? Ahiretin üstünü örtmüş. Alem-i şehadet. O zaman ahiret de burada. Nerede? Ahiret nerede? Buzun neresinde su varsa ahirette, dünyanın orasında. Odunun neresinde duman ve ısısı varsa ahirette, dünyanın orasında. Ahiret böyle. Ahireti ötelere itme. Ötelerde değil yani. Dünya neredeyse, Allah neredeyse ahirette orada. Allah'ın olmadığı yer yok. Ahiretsiz hiçbir yer yok. Ahireti ötelere atıyoruz. Biz de bu tarafta kalıyoruz. Allah gözükmez diyoruz. Allah'a ulaşılmaz diyoruz. Yabancı kalıyoruz. Allah gözükür, ben görmüyorum. Radyo dalgaları gözükür ama ben görmüyorum. Çıplak gözle göremiyorum. Uydu gözükür ama ben göremiyorum. Ben göremem. Onun olmadığına delil değil. Demek ki sistem, bazı sistemler var. Gözükür. Allah gözükür. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı bu. Allah gözükür. Ne görmüyoruz? Ben görmüyorum. Ben hemen bir müjdeyi vereyim. Allah'ı herkes görüyor ama Allah'ı böyle bir şekil olarak tanımlamak ve öyle görmek istediğinden dolayı Allah'ı böyle olmadığından görmüyoruz diyor. Oysa Allah kalpte ve vicdanda, hele kalpte kendisini şöyle gösteriyor ki vicdanda latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Huzur, bast, sunuhat, tuluhat, ilhamat. Bu hal var ya, hal böyle. Halet, huzur. Bu huzur, yani onun öksürmesine bakmayın, o koronayla alakası yok, korkmayın. Şey, onun 20 seneden beri öksürür o. Onun öksürük hastalığı var yani, işitmeyin. Şimdi huzur var ya mesela namaz kılarken veya şu ders ortamı. Huzur yok mu hadi? Olacak birazdan. O huzuru birisi size dese ki nasıl bir şey? Şekillendir bakayım. Huzur. Şekillendir. Şekillenemez. Çünkü şekil cinsinden değil. Niye bir şeye benzetilemiyor bu huzur? Namazda olur, derste olur, tefekkürde olur. Durup dururken birileri sana dua eder. Oh, böyle bir hal olur. Bu niye şekillenemez? Çünkü alem-i şehadet bu alemin cinsinden değil. Ama burada kendisini ifade ediyor. Elektrik gözükmez ama kendisini ısı, ışık olarak kendisini gösteriyor. Ha, öteler de kendilerini bu alemde bu şekilde bize kendisini gösteriyor. Bu alem cinsinden olmadığından bu alemin şekline, suretine benzemiyor. Başka bir şey. Mesela şununla alakalı bir misal da vereyim. Çok çarpıcı bir misal. Ondan sonra geçeyim. En cami, yani en kapsayıcı, maziyi ve hali, geçmişi ve şimdiki zamanı. Mesela şöyle diyeyim. Lavaboya gittiğimiz zaman
lavada 5 sene önce bu lavada kim baktığını görebilir miyiz? Göremeyiz. Ama bir ayna var. Geçmişin tümünü halinde hemen gösteren en cami ayna insanın yüzüdür. Bütün geçmişim var. Geçmişteki iyiliklerin, kötülüklerin aksettiği yer a zina ehli, a dürüst adam. Bu adam tarikatçı, bu adam nurcu, bu adam Alevi, bu adam Sünni, bu adam Fransız, bu adam Cezayir. Çinlilere sormuşlar, siz birbirinizi nasıl elde ediyorsunuz? Biz de size şaşırıyoruz diyor, birbirinizi nasıl elde ediyorsunuz diyor. Demek ki en cami ayna insanın yüzü, siması. Simahum fi vucuhim min eseri sucud. Simalarından bellidir ne yaptıkları. Kalbi gösteren ise gözdür. Münafık bahsine geçer. Sima ise ruhun aynasıdır. En cami ayna. Mesela bak, namaz kılıyor mu, kılmıyor. Hangi ayna gösterir? Ancak sima gösterir. Yani insanın haletini, bak en cami bir ayna, tuhaf bir ayna. Bu nasıl bizim bildiğimiz aynaya benzemiyorsa, ruhun aynası veya ruhun dışarıdaki kimliği, sima. Dimağın, kafanın nüfus cüzdanı dışarıda, kelam. Ötelerin buradaki ifadelenişine de vicdan. Şimdi alemi gayb ve alemi şehadetin noktayı iltisakı, yani ötelerin ve buranın buluştuğu nokta vicdan. Hatta diyor ki vicdan pencereymiş. Pencere, şu pencereyi görüyor musunuz? Pencere ayrı, ben ayrı. Ben buradan dışarıyı seyrediyorum. Dışarıdakiler de beni seyrediyor. Buradan ses gidiyor, oradan ses gidiyor vesaire. Bu vicdan da öyle bir pencere ki, pencere diyor, araştırdığımdan dolayı söylüyorum. Pencereye bakanı tanır. Şuurlu, akıllı, ruhlu, mahluk bir pencere. Vicdan bir pencere ama oradan geleni, gelen var ya alemin gaybden geleni tanır. Orayı da tanır. Bize göre tanımlar. Şöyle bir misal vereyim. Şimdi çıplak gözle uyduyu görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Çıplak kulakla uydudaki sesi duyar mıyız? Evet. Çıplak kulakla? Duymayız. Radyodan. Çıplak kulak, abi kulak. Göremez. Duyamaz. Peki televizyonda, radyoda görüyor muyuz? Uydunun olduğunda şüphemiz var mı? Amerika'dan, Arabistan'dan canlı yayın yaptı bana. Ümre'de Yalçın kardeş var. Cennet bahçesini yaptı kalsın. Yani beraber canlı yayın. An be an. Şüphem var mı oradan gösterdiği şeyden? Yok. Navigasyonun gösterdiği adresten şüphem var mı? Yok. Ama görmüyorsun. İşte onun var olduğuna alameti gördüğüm videodur. Canlı yani cennet bahçesini gösterdi. Uydu vicdana misal. Arabistan ötelere, alemi gayb, ahirete misal. İşte benim vicdanımda o uydu. Aslında orayı çekerken çekti adam, çekiyor canlı yayın. O cennet bahçesi ayrı. Telefonda bu değişiyor. Elektriğe dönüştürülüyor. Şekil geliyor ama video çekerken telefonun içerisinde resim yok. Ne var? 1-1-0-0-0-1-1-1-1 yazılım var. Bizzat böyle değil. Sonra o resim, uzatıyorum ama vicdanı anlatmak için anlatıyorum. O resim telefonda elektriksel kodlara dönüşüyor. Bunu da elektrik komple bir paket yapı, elektrik paketi uyduya gönderiyor. Uydudan benim telefona geliyor, televizyona geliyor. Tekrar o paketi telefonum veya televizyonum açıyor.
ora o mekanın aynısını yapıyor. Oysa bu aradaki aracılarda hiçbirisinde resim yok. Burada bana dönüştürüyor. Orayı bana dönüştüren, beni oraya dönüştüren alet. İşte berzah. Telefon böyle. Yani uydu. Uydu, bu benim vicdanım. Uydu vicdana benziyor. İki alemin birbirine dönüşüm yeri. O zaman ahirette ne olacak? Ne nereye gidiyor? Nereye şey oluyor, dönüşüyor? Herkes uyanık vicdanında seyredebiliyor seviyesine göre. Gayb değil ahiret böylelikle. Böylelikle. Yani mesela şey sunuatta diyor. Diyor ki ahirette cezası veya mükafatı olacak şeyin ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucare lefî cehennem orada anlatıyor. Ahirette mükafat veya cezası olan amelin dünyada da muaccel cezası veya mükafatı var peşi. Vicdan yakıyor seni. Seni vicdan yakıyorsa o hatadan dolayı ahirette bunun ceza hesabı var. Eğer vicdan seni rahatlatıyorsa yaptığın şeyle söylediğin şeyle ahirette mükafatı var. Alemi gaybla alemi şahadet arasında nokta iltisak. Ama çıplak gözle görmüyoruz. İşte vicdanı da görmüyoruz. Et parçası bu vücut. Öyle bir şey yok. Semaya bak bulut var. Başka bir şey yok ki. Ama kimse inkar etmiyor uydu var. Nereden biliyorsun? Çanak anteni koyuyorum. Gözümle görmediğimi çanak anten görüyor. Kulağımla duymadığımı çanak anten duyuyor. Onu da televizyonumda gösteriyor. Televizyonda o film oynarken şüphen var mı uydudan? Vicdan da böyle. O alemi böyle çalıyor burada. Kulakla duymasın. Zaten kulak bir adam. Çanak anteni nasıl duyuyor? Kafana yatıyor mu yani? Çanak anten sesi nasıl duyuyor? Çanak anten filmi nasıl getiriyor? Beşerin yaptığı bir sanatta böyle olursa Allah'ın vicdan denilen o çanak anteni de öteleri buraya taşıyor. Çanak anten vazifesini yapıyor. Ya ama orada film gözüküyor. Vicdanda ne gözüküyor? Huzur, azap, rahatsızlık, keşke, üf veya oh elhamdülillah. Sen geçmişi derslere geçen bir insan düşünün. Bir tanesi diyor ki, selam olsun Mehmet, Halit abinin kardeşi. Diyor ki, ya diyor, dershane hayatımın bir günümü diyor. Cenab-ı Hak da servet vermiş çakır. Çok şükür nesi varsa kafasında bilmiyorum. Bütün her şeyimi versem dershanemin bir gününe değişmem diyor. Yani kitap okuma anları var ya. O döneme geldin mi? Yani el freni çek, takoz koy dönmesine gelince hayat bitti. Tamam. Buraya kadardı muhlet. Dendiği zaman ey iman eden ruh dön artık Rabbine. Dendiği zaman kitabı ne okumanın ne olduğunu, namaz kılmanın ne olduğunu, davanın ne olduğunu, dava arkadaşlarınla yürümenin ne olduğunu o zaman hakkal yakın hissedeceğiz. Ama o duruma gelmeden hissedenlerden oluruz inşallah. El freni çek, takoz koyduğun zaman artık ezeli ve ebedi. Bugün mesela yatsı namazın sünnetini kılan kıldı. Kılmayan bir daha farzı kıldık ya. Ezeli ve ebedi bir daha yatsı namazın sünnetini kılamayacak. Yok. Abi yarın var. O yarınki sünnet. Bugünkü bitti o. Bitti. Uyan. İster uyan, ister uyanma ama inkar etsen de bir tanesini öyle demiştim. O kadar garip ki maalesef dedim. İnkar ettiğin aleme gidiyorsun. En garip de o. İnkar ettiğin aleme gidiyorsun. Yok dediğin yere gidiyorsun biliyor musun? En garip de o. Yok demişsin. Var. Yok dediğin yere gidiyorsun. Adam yok niye gidiyorsun? Burası yok diyebiliyorsan, ahiret yok diyebiliyorsan orası var demektir. Çünkü yokun mekanı yok ki gösterilsin. Bir yere gidiyorsun demek ki.
Demek ki vicdan öteler, yani alemi gayb ile alemi şehadet arasında nokta iltisak. Bir de berzah. İkinci vasfı. Berzah. Berzah ne koymuş? İki şeyin birleştiren geçit, tünel gibi. Hiç dokunmadan geçiyor bu. Nokta iltisak, yani şöyle diyeyim. Şurada artı 10 santigrat derece ile eksi 10 santigrat derece olsa, karışık olsa sıfıra iner değil mi? Sıfır olur. Ama düşünün ki burada artı 10 santigrat derecede sıcaklık var, eksi 10 derecede var. Her yerde, hiçbir yerde karışmasa, aynı yerde. Biraz zor ama. Cebri tarifi var değil mi? Soğuk su, sıcak su karışmıyor. Ama o karışmıyor, ayrı. Bu o değil. Aynı ortamda Yusuf'u. Artı 10, eksi 10 burada. Olur mu? Şu anda yok. İşte artı 10 ile eksi 10'un aynı şekilde bulunmasına Risale-i Nur'da sır denmiş. Sır. Artı 10, eksi 10 birbirini götürmesine tılsım denmiş. 8. sözde kuyu meselesinde tılsımı anlamış, kuyu değişmiş. Tılsımı anlayınca değişmiş. Ha? Vicdan öyle bir şey ki artı 10, eksi 10 iki zıt şey olabiliyor. Hemen başta söyleyeyim. Mürtedin vicdanı yok, kafirin kısmen vicdanı var. Onu okuyacağım zaten. Vicdan olunca ne oluyor insanda, olmayınca ne oluyor? Çok antika o. Topladım külliyattan. Hiç benim tespit karışımım yok. O gelecek oraya. Demek ki vicdan hem tılsım hem sır sahibi. Hem birbirine dönüştürüyor. Artı eksiği birbirine dönüştürüyor. Hem de hiç dönüştürmüyor. Hiç dönüştürmeden tünellik vazifesi yapıyor. Buradan giriyorsun. Erzurum'dan çıkıyorsun. Erzurum'dan Rize'ye giriyorsun. Ovid tüneli mi diyorlar. Onun gibi. İki alemden birbirine gelen seyyaratın multekası, seyyarat böyle yıldız gibi manası gibi gözükürken öyle değil. Mesela güneşten foton geliyor. Bizim ifadeyle ziya. Risale'de güneşten ziya geliyor. Fizikte foton. Şimdi geliyor. Ne var içinde? Bilmiyorum ama kırmızı biber, yeşil biberi de o değiştiriyor. Bakın aynı güneş, aynı ziya, aynı toprak, aynı su, aynı hava, aynı bahçe, kırmızı biber, yeşil biber, turuncu patlıcan. Yani aynı şey. Niye birisi kırmızı, birisi yeşil? Şu, güneş aynı, toprak aynı, hava aynı. Hatta kırmızı ve yeşil biberin de maddeleri de aynı. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Fark ne? Yazılı. O alıyor güneşten, ben buyum diyor, yeşil yapıyor. Ötekisi alıyor, kırmızı yapıyor, ben buyum diyor. İşte vicdan acayip bir şey, seyyarat. Yani güneşten gelen fotonları kendi 24. sözden söylüyorum ikinci dalda. Kendi fıtratına, meziyetine, özelliklerine, mahiyet vakikatına göre onu değiştiriyor. Mesela 538 sözlerde der ki, çok acayip bir şey bu da. Adama güzel bir ders yapıyorsun. İyi anlatıyorsun Rıza hastanede veya iyi bir hidayet vesilesi oluyor. Anlatıyorsun, anlatmışsın, anlatmamışsın. Eşit. Diyor ki 538'de. Efkarı ve duyguları doğadan, tabiattan, duyguları marifet envari getirdiği zaman içeride onu tasdik edecek, onaylayacak bir şey bulamadıklarından söner giderler ve abesiyeti inkılap eder. Dışarıdan gelenleri hiç almıyor. Ya diyorsun Allah Allah, ben hiç unutmuyorum. Burada mıydı ya? Alan birisi birisini getirmiş. 45 dakika bir tevhid dersi veya haşir dersi olmuştur zannediyorum. Öyleydi. Tabii getiren sordu çıkarken. Ne anladın demiş bu derste. Yani geldi. Bu aynı, bu öyle bir ders ya. Demiş ki boşver dersi ya. O halılar nereden geldi ya dedi. O halı nereden alındı? Hani bir almıyordunuz, nasıl oldu diyor. Tamam da yani sen şimdi koca 45 dakika bunu mu düşündün? Bunu düşünmüş. Bak bunu düşünmüş. İşte o 538'i açmayayım.
envar-ı marifeti duyguları getirdiği zaman gözü kulağı bu dersi duyuyor. İçerisi kov. Yani alıcılar kapalı da diyebilir miyiz? Alıcı işte. Ondan sonra gelen mahsa hakikat geliyor. Mahsa hakikat diyor. Aynı böyle geçiyor. Abesiyeti inkılap ediyor. Sistem çalışmıyor. O zaman senin suçun yok. Böyle olsaydı Allah demezdi peygambere yıpratma kendini. O kadar zulmetme kendini. Yani o kadar helak edecek durumda tebliğ ediyormuş. Allah istese herkes hidayet verir. Ama Allah Resulü görenlerin 5'te 4'ü iman etmedi. Aklım almıyor. Neyi biliyor musun? Yemin ederim Allah'a ki aklım almıyor. Ama Allah düşünmesin. Şu parmağına kendin bak hele. Şu parmağından su aksa kendi parmağından ne yaparsın? Şu parmağından ya. Ya kaçarsın değil mi? He? Kendi parmağından su akması, kendi parmağından su akmasını kaçarsın. Bak abiler, Allah Resulü'nün elinden parmağından su akıyor. Bundan adam su içiyor. Devesini suluyor. Bunun ahlakını görüyor. Davranışını seyrediyor. Hala mürtet münafık. Münafık. Ne büyük sihirbazdır diye. Ne gülüyor yani bunu görüyor ya. Sen de dinliyorsun ki olan bir derse dinleyeyim de gideyim diye. Rize'de meli geliyor mesela delikanlı. O işte parmaktan bunu görüyor, iman etmiyor. Ya Rabbi, bu da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. Onun için üzülmeyeceksin ya. Herkes nasibin layık olduğu yerdedir. Hiçbir tesadüf yok. Sonra iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Yani vicdan ruhludur, şuurludur, hislidir, aklı vardır. Birinci şuur, birinci niyet orada. Gireni biliyor. Şu amelleri biliyor. Beni aldatabilirsin. Ben kendimi aldatamam. Nurettin'e seni aldatabilirim ama vicdanını aldatamazsın. En büyük yalancı kim? Kendisine yalan söyleyendir. Nurettin, inan bu işte böyleydi, böyle şey yapmıştım. Tamam, sen inandın. Bunu ben yemin ederken ben bilmiyor muyum yalan olduğunu? Nasıl bir sistem çökmüş ki doğruluk edasıyla, yeminiyle söyleyebiliyor. Vallahi diyor, mesela buna misal bile veremiyorum yani, bu şudur diyor. Ya peki yalan konuştuğunu biliyor mu kendisi? He Şaban Ali, biliyor değil mi? Bundan daha büyük yalancı olur mu? En büyük yalan kendine yalandır. Kendine yalan söylemektir. Ne demek yalan söylemek? Bildiği halde yalan söyleyen kendisini inkar ediyor. Kendini inkar ediyor. Onun için münafıklık alametidir. Münafığın 3 tane vasfı var değil mi? Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanete ihanet eder. Bir de münafığın sözüne durmaz. Sözüne durmaz. Bak yalan söyler. Münafığın alameti. Niye alamet? Ya doğruluk edasıyla, yeminliğiyle söylüyor bunu. Kendisi biliyor. Vicdan fıtrat-ı zişurdur. Şuurludur. Biliyor. Şu anda gelen ameli uyanık vicdanı der usta. Şu namazı kıldık değil mi Yatsin? Herkes bilir bu. Yani namazın seviyesini bilir yani. Namazın demiyor muyuz bazen? Allah Allah kabul etsin ya bu iki namazı. Pek olmadı ya. Uf. Beyaz eşeği iş yaparken irsaliye yapıyordum ya. O mal gitmedi o köy. Ben de işte şunu yapmadım bunu demedim. Oluyor ya. Vicdanımız bunu biliyor değil mi? Biliyor. Biliyor. Fıtrat-ı zişurdur. Sahilde Allahu Ekber. İçimizde o neler yapıyor, irsaliye yapıyor, ona verdim Allah'ın ne yaptık, yardım verseydik tabii. Aslan, ben de bunu şey yapsaydım, şunu yapsaydım. Bütün hesaplar orada. O kadar cazip oluyor ki bütün hesaplar orada, o anda. Bu fıtrat-ı zişur, bunu biliyor vicdan. Peki gayb mı? Ötelerde vicdanımız ne söylüyorsa onu söyleyecekler. Bakın, vicdanımız ne diyorsa bize ondan fazla demeyecek.
Şimdi de sonra hocam birini yanlış yapıyorsun. Sonra oradan ayrıldıktan sonra üzülüyorsun. Keşke yanlış yapmasaydım diye. O aslında iyi değil mi yani? O çok iyi tabii. Vicdan uyarıyor. Okuyacağım şimdi. Ona geldim. Tabii ki iyi. Ondan daha iyi ne yok? Bak keşke iyilik, kötülük yapmasam da ama yaptıktan sonra of of yakıyor ya. Telefon açıyorsun bu sefer. Hakkını helal et. Ya hakkını helal et diyorsun. O kadar ileriye gidiyor ki bir tanesi anlatmıştı. Birisini gıybet ettim diyor. Sonra gece rüyama girdi diyor. O adam. Sabah telefon ettim onu diyor. Hakkını helal ettirdim diyor. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Akıl o pencereyle seyrediyor. Mesela çanak antenle kulağını götür, çanak antenle ses duymazsın. Gözünü götür, filmi göremezsin çanak antene. Ama o kabloyla televizyona gelince gözüküyor. Havada da öyle gözükmüyor. Ama biz biliyoruz ki uydu var. Çıplak gözle göremesem de. Göremiyorum diye inkar eden yok. Böyle görüyorum ha diyor. Uydu nerede vardı? Kimse dükkandan çıkıp semaya, uyduya bakmaz. Kimse de Allah nerede diye semaya bakmaz. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde arar. Sen de gözüküyor zaten. Şimdi alametlerinden okuyayım. Bozulursa, sağlamsa, külliyattan topladığım yerler okuyacağım size. Çok büyük şey, nimet yani. Herkes kendi aynasında seyredecek kendisini. Bakayım benim ne kadar çalışıyor. İlk önce bozulan bir ruh, vicdandan bahsedeyim. Mektubat 362 ve diğer yerlerden topladım. Mektubat 426. Gene başka yerlerden topladım cümle cümle. Zaten kitap okuyan insanlar olduğunuz için okuduğum cümleyi hatırlarsınız. Vicdanı bozulmuş insanın alameti. Nihayet derecede alçak olur. Bilerek dinini dünyaya satar. Başka? Bilerek hakikat elmaslarını pis, muzir, şişe parçalarına mübadele eder. Hakikatlar var ya, niye gelmiyorsun ders? Hakikat işleniyor. Bak bizde ne kadar sakatlık var bizde. Bilerek bu elmasları pis, muzir, şişe parçalarına mübadele ediyoruz. Gelmiyoruz, okumuyoruz. O gün okumadan geçiyor. Başka? Münafık bozulmuşsa, vicdanı bozulmuşsa münafıklığa girer. Tamamen bozulan bir vicdanda münafık olur. Münafıkta utanma hiç olmaz. Münafık yılan ve akrep gibi olur. Ustadımızın insan nasıl bozulur? 4 süreçten bahseder. Ama benim gibi öyle 1, 2, 3 demez. Anlatır, nazm-ı maniyle çıkartıyorsun. 1. İlk önce insan bozula bozula, yani nasıl bozulur? Maymun özelliği, yani gavuru, onu bunu taklit eder, kendini yaşamaz, ne derler diye yaşaya yaşaya maymun fıtratlı olur. Maymun, taklitçi olur. Asla hiçbir zaman kendisini yaşamaz. Sokağa çıkarken, üniversite okurken, her yerde ne derler diye olur. Allah ne diye ne der, fıtratım neyi söyler demez. Maymun. Maymun ola ola, başkasını taklit ede de kendisini olmaya olmaya, sonra ne olur? Sırttan. Sırttan, çakal, kurt, köpek gibi olur. Yırtıcı yani. Olur. İkinci bu olur. Maymun, çakal, köpek gibi olsa, üçüncüsü ne olur? Birincisi maymun. İkincisi çakal. Ben bir sıralayayım da.
Dördüncüsü domuz olur. Üçüncüsü ayı olur. İkincisi yılan olur. Ha, beş taneydi, beş tane, dört tane değil, tamam. Birincisi maymun. Bozula bozula çakal, köpek gibi olur. Üçüncüsü yılan olur. Dördüncüsü ayı olur. Aynı böyle, ayı. Beşincisi domuz olur. Böyle bozulur. Sırayla böyle bozulur. Şimdi ustad diyor ki, bozulmuş vicdan da yılana dönüşür. Yılanda ne var? Su içer, zehir akıtır. Ama arı su içer, bal akıtıyor. Yani dönüştürüyor, zıttını yapıyor. Bak, o da su içiyor, o da su içiyor. Aynı şey, aynı madde. O zehir, o bal. Demek ki ne derler diye yaşarsak, yaşaya yaşaya ne derler diye giyiyoruz, ne derler diye alıyoruz, ne derler. Yani hiçbir zaman çıkarken başkası için. Evde de gördüğümüz gelenek gibi yaşayalım. Ne zaman fıtratımızı yaşayacağız? Maymun olur. Maymundan sonra çakal olur. Leşin peşinde olur. Leş. Sonra ısırmaktan zevk alır. Yılan. Ustad vicdansıza yılan diyor. Akrep ve yılan yatağı olur. Yılanda merhamet yok. Yılan ve akrep gibi haşeratlar 246 sözlerde insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habisi. Onların ruhları habis ruhtur. Habis. Sonra ne olur? Üçüncüsü yılan olur dedik. Dördüncüsü ayı olur. Beşincisi domuz olur. Namusun hiç kıskanmaz. İnsanın en dibi münafık olur. Onlarda utanma olmaz. Kafirde utanma var. Münafık da yok. Sonra münafık vicdanı bozulunca başka gaddar olur. O nispette. Başka ne olur? Tefessü eder. Kokuşur. Kokar adam ya. Öyle acayip bir şey. Kokar deyince sakın üzerinize alınmayın. Hepimize dahiliz. Ben de dahil. Böyle parfüm veya bir şey koku sürmeye hiç ihtiyaç yok. Eğer kokunuz ağırsa çaresi parfüm değil. Ahlakını düzelt der. Ahlakı ağır olan geçimsizlerin teri, derisi pis kokar. O nispetle kokar. Bu bedi bir şey. Benim uydurduğum değil. Başka vicdanı bozuk olunca hayat içtimaiye zehir olur. Başka ne olur? Ehli bida olur. Dinde olmayanı var eder, varı da yok eder. Vicdanı bozulma nispetine Mustafa, garaz sahibi olur, tamah sahibi olur, doymaz. Doymak bilmez. Pazarı versen Rize ister. Rize'yi versen güneş sistemini ister. Mümkün değil. Tamahsı çok şiddetli olur. Garaz sahibi olur, tamahsı şiddet olur. Bir de haf sahibi olur. Korkulmayacak şeylerden korkar. Korkulacak şeyden de korkmaz. Mesela Allah'tan korkmaz ama koronadan korkar. Namazsızlıktan korkmaz. Oruç, namazdan korkmaz. Toprağa girmekten, koronadan, mikroptan korkar. Oysa Allah Kur'an'ında, Allah öyle diyor, bir mana söylüyorum. Hiçbir şeyden değil, benden kork. Ne olacak? Allah'tan korkunca hakkıyla korkulması şeylerden seni emin eder. Korkuyorum. Allah'tan korkmama nispetinde Allah korkusu azaldıkça korkulmayacak şeylerden korkmaya başlarız. Mesela tevekkül. Üstad diyor ki Emir Dağı'nda vehim almaması için, yani düşünce bozukluğun bozulmaması için, düşüncem bozulmasın diye hastalığım hakkında doktordan fikir almadım, danışmadım. Şimdi 6 ayda bir kontrole gidince mutlaka bir şey takacaklar. Her ay bir şey takacak sana ya. Vicdanı bozuk olunca gene Yusuf'um, hocam. Mürtedin vicdanı tamamen bozuk olur. Mürted olur. Tamamen bozuksa. Kafirin tamamen bozuk değil. Hala can çekişme var. Çünkü kıskanma var onlarda.
Kıskançlığı o nispette yoktur, mürtedin hiç yoktur. Vicdan ne kadar bozulursa, burası çok önemli, esbabı mutlak müessir kabul eder. Esbabı müessir kabul eder. Mutlaka esbab sonuçtur. Mesela Allah kainatı yaratırken hiç sebep yoktu. Domatesi dala takıyor, armutu dala takıyor. Ama biz biliriz ki dal vermiyor. Allah oraya takmış. Hele bu cümle tıpçılardan, Emirdan'da buldum. Doktor, vicdansız doktorlara esbabı müessir kabul eder. Allah Müslüman nurcu doktorlarımıza yardım etsin. Yani 10 sene devamlı şu bombardıman yapılıyor doktorlara. Esbab mutlaka sonuç olur. Mesela bir tane hepinizin rastladığı bir şey söyleyeyim. Acili gidiyor, düştü. Mesela bir dostun götürdün veya sen şöyle diyor. Aa, sen yaşıyor musun ya? Sen nasıl geldin ya? Allah Allah. Ne oldu doktor bey? Ölmen lazım. Ölmedin bak şimdi. Senin esbab perestliğinden öyle. Yani tansiyon 18, 20. Ölmen lazım. Ölmedim bak ya ben geldim. Yapma ya. Niye şaşırıyor? Yalandan demiyor o. Esbab perest olduğu için. Esbab mutlaka sonuçtur zanneder. Esbab lazım. Adetullah kanunu. Esbabı bütün bütün kaldıran cebriye, bütün bütün hakim yapan, müessir yapan, mütezile, beyne beyni yapan ehli sünnet. Esbab lazım. Ama işin faili Allah'tır. Biliriz yani. Toprağı ekeriz ama bizim rızkımızı toprak vermez. Allah dedi ki toprağı ekmen de ekiyor. Vicdanı bozuk olunca istikameti kaybeder. İstikamet geliyordu adam derse vicdanı bozulma nispesine gelemez. Vicdan niçin bozulur? Üç kuvvenin ifrat ve tefritiyle bozulur. Sonra düzgün olan vicdan okuyacağım. Son maddem bu. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, tahta olsa yazardım. Kuvve-i şeheviyenin ifrat ve tefriti. Ben uygulayayım da ondan sonra geçin. Kuvve-i şeheviyenin ifratı haram, helal demeden her şeye saldırır. Tefriti helaline bile iştahı yok. Mesela yırtık kuvve-i şeheviye derken cinsellik değil ha. Mesela yırtık şeylerle dolaşır. Bu kadar nimeti var yemez. Oysa Allah diyor nimetini kullarında görmek istiyor diyor. Sen yırtık pırtıkla dolaşıyorsun. Yemiyor. 10 tane dairesi var. Kendisi soğan ekmek yiyor. Bu kuvve-i şeheviyenin tefriti. Peki israf? İsraf etmek, kuvve-i şeheviyenin ifrat modu. Bunu koyduk mu tencere? Bu vicdanı bozar. Kuvve-i akliyenin ifratını söylüyorum. Vicdanı bozan, cerbeze yapar. Hakkı batıl, batıl hak gösterir. Cerbeze sahibi olur. Tefriti basmıyor hiçbir şey. Ne anlatırsan anlat. Hiç. Fok balığı yani. Ha demişsin, ha dememişsin yani. Hiç. Yani böyle yapmış. Bu da vicdanı bozar. Kuvve-i gadabiyeyi söylüyorum. Kuvve-i gadabiye maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmaz. Allah'tan da korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Kuvve-i gadabiye. Tefrit korkulmayacak şeylerden korkar. Her şeyden. Ortası ne? Bu ifrat tefritini söyledim. İfrat tefritin. Ortası ne? Kuvve-i şeheviyenin ortası vasatı iffet. Kuvve-i akliyenin ortası hikmet. Kuvve-i gadabiyenin ortası vasatı şecaat. İffet, hikmet, şecaatın bütünselliği nispetinde vicdan çalışıyor. Şimdi vicdan çalışıyorsa alametlerini okuyorum. Vicdan çalışıyorsa alametini okuyorum. Sırf lillah için olmak. Bu adam sırf Allah için olmak. Hakikaten o nispette yani. Değilsiz, değilim falan diye kendinize fatura çıkarmayın. Ne kadar Allah içinse o kadar vicdanımız çalışıyor. Sonra vicdan iyiyse şahsi maneviler oluşur. Şahsi manevi vesile olur.
yani manevi bütünlük yapar. Başka, vicdanı güzel çalışıyorsa, birbirimiz bir duygu, bir aza hükmünde olur. Yani mesela ben Kasım'ı gördüğüm zaman, Ömer kardeşi gördüğüm zaman pazarda, yalandan, Ömer'im ya seni gördüm çok iyi ya, ben seni çok seviyorum, benim için değerli için bulsun diyorum seni. Böyle içeriden başka, dışarıdan başka böyle tuhaf. Peki çalışıyorsa, gördüğümüz zaman birbirimizi rahatlatır. Bak, Müslüman odur ki diyor, yani elinden, dilinden vesaireden şey gelir ama dostu tarif ederken, konuştuğu zaman hikmet, görüldüğü zaman güven, gıyabında da muhabbet olur. Konuştu mu? Hikmeti olur. Dost böyle olması lazım. İşte vicdan ne kadar çalışıyorsa bir aza gibiyiz. Arabada karbüratör, manifold, tekerlek, şu bu. Veya insanda göz, ustadığımız insanlarda göz, kulak, bacak vesaire olmak. Evet, şimdi vicdan çalışıyorsa gene alametinden birbirlerinin meziyetiyle iftihar eder. Birbirlerimizle müteleziz oluruz. Gördüğümüz zaman zevk alırız. Oo Celal geldi ya. Celal ne haber ya? İyi ki geldin ya. İyi ki gördüm seni. Vicdan çalışıyorsa zalim vicdansızın yüzüne tükürülür diyor. Ustad, vicdansızın tükürün yüzüne diyor. Vicdansız olup olmadığını bilmediğimizden çünkü tüküremiyoruz adama. Vicdanı çalışması nispetinde harama tenezzül etmez. Hak hukuk yemez. Çok garip ya, çok garip. Ben kendi köyümden şey yapıyorum ama sizin köyde yok zannediyorum ama. Yaşlandıkça böyle 60'ı geçenlerde hudut ayak getiriyor böyle. Garibime gidiyor. Yani insan bunu, hudut var ya, sinor diyoruz. Ayak getiriyor, dile geliyor. Nasıl oluyorsa yürüyor yani. Hudut yer değiştiriyor. Çok tuhaf. Niye böyle oluyor dedim. Cezaymış. Allah'ın cezası bundan işte. Tenezzül etmez, tenezzül ediyor. Ha, buradan da buraya geçirsen ne olacak? Ama acayip nasıl gösteriyorsa Allah, büyük konuşmuyorum çünkü her konuştuğun şeyle imtihan oluyor, olacaksın diye Allah Resulü. Ben naklediyorum, konuşmuyorum. Vicdanı çalışma nispetinde harama tenezzül etmez. Bir de helala kanaat eder. Başka? Ahireti esas alır. Dünyaya niye gelmişse o nispetle yaşar. Ahireti esas alır. Dünyayı öyle tanzim eder. Helaldir, haramdır, olmaz, yakışmaz bana ya. Yapamazım, yapamam diyemem ya. Niye? Olmaz ya, benim ahiretim var. Yani dünyanın hududu. Adama dedim ki Kasım, bizim köydeki kadastro geldiği zaman, 5-6 sene var değil mi Halit abi? Belki de fazla. Dedim ki, ya poligon taşı varmış. Ana merkez uyduya, onu yerleştirmek için 2 gün, 1 gün mü ne uğraşmış, böyle koymuş. Ondan sonra o taşa göre her şeyi ölçmüşler. Ana merkez taş, o poligon taşı. Ondan sonra oradan buraya, buradan da buraya. Dedim ki, Erol Bey dedim, bu poligon taşın 10 santim kaydırsa ne olur? Tohta mahalleyi gösteriyor Şahin. O tarlayı görüyor musun? He? Denizin ortasında olur. Burada 10 santim, orada ta denizin oraya girer dedi. Buradan 10 santim böyle katlanarak gider. İşte bütün köyü bir noktaya göre nispet edip koordinatını koyan poligon taş olduğu gibi dünyadaki amellerimiz, konuşmamız, tavırlarımız, dostumuz, düşmanımız, ahde vefa, bağırsan da kızsan da ahiret ölçüsüyle yapar. Poligon taşı o. Oraya nispet eder. Buna kızdım Şaban Ali'ye ama dostum ya. Nerede bulacağım gene? Bir vesile arar, barışır. Böyle. Barışır yani. Yüz suyu dökmez vicdanı çalışan. Mukaddesatını rüşvet vermez. Hep risaleden okuyorum. Oradan mı çıkar? Çalışıyorum ya. Hırs ile gazab ilahi kendine celbetmez. Hırs, gazab ilahi celbetmek oluyor. Ya ben Nurettin, ey kulum sana bu kadar şey yaptığımda niye hırs böyle yapıyorsun? Ey Hasan niye böyle yapıyorsun? Ey Hasan sana bunları vermedim. Bir şey söyleyeyim mi?
Futul Gayb'de okudum. Hem de teneffüs ettirin. Tam on, yarım saniyenizi alacağım veya işte yarım dakika. Abdülkadir Geylan Hazretleri Bağdat'tan yürürken olmuş abi böyle. Bir tane böyle üstü başı perişan sarhoş birisi orada duruyor. İçinden bir şey söylüyor ama şey düşünüyor. Gelane şöyle diyor. Allah kadir değil midir diyor. Herkes duyuyor. O kadar. Birinci. O diyor ki Allah kadirdir diyor. Ya Geylani ikinci kez. Allah kadir değil midir diyor. İkinci kez de kadir olduğunu söylüyor. Üçüncü kez söyleyince Allah kadir değil midir deyince Geylani secdeye kapanıp ağlayarak dua ediyor. Ve ondan sonra kalkıyor diyor ki Ya Rabbi hidayeti benim elimden alma buna da ver diye. Ondan sonra talebelerine diyor ki bunu götürün, yıkayın, ondan sonra ikramlarda bulunun. Demişler ki bunun sırrı neydi? Birincisinde dedi ki Allah kadir değil midir? Ama içinde şunu diyor. Allah benim günahımı affetmeye kadir değil midir? Sormuş. Sarhoş, akıllı sarhoş. Gelen diyor ki Allah kadirdir, aciz değil. Ne kadar büyük günah ne olursa olsun. Allah aciz bırakır mı? He? Bırakmaz. Ne kadar büyük günah ne olursa olsun. Allah aciz mi yani? Yok. Yeter ki yaşarken tövbe et. İkincisinde kadir değil mi? Allah bana ihsanlarda bulunamaz mı büyük makamlar? İçinden geçiriyor dilinden. Allah kadirdir yapar. Çok acayip bir tane şeyi söylemiş şimdi çok ağır. Dedi ki Allah beni senin gibi, seni de benim gibi demiyor da, beni senin gibi yapamaz mı diyor. Secdeye kapanıyor. Diyor ki Allah'ım hidayeti benden alma. Ve ağlayarak tövbe ediyor, münacat ediyor. Ona da diyor ki yapar diyor. Tamam. Yani dikkat etmek lazım. Öyle sala parti yaşamamak gerekiyor. Yani şey garaz, tamah, haf, hırsla gazap ile çekmemek gerekiyor. Biraz daha devam ediyorum. Vicdanı çalışan ehli dalaletin değil rahmet ilahinin celbine çalışır. Başka tahakküm etmez. Kardeşine tahakküm etmez, başkasına etmez. Mütevazı olur. Meziyetiyle kimseye zulmetmez. Aşağılamaz, küçük görmez. Mesela bizim bu memlekette biraz adet böyle. Saf veya özürlü olanla dalga geçerler. Yani. Bir şey sordu. Sen cevap versen bile seni de gülerler. Anlamadım ya bu adama zaftirlik işte niye cevap veriyorsun? Oysa Allah imtihan ediyor. Seni de beni de. Allah'ın kulu o da. Kimseye tahakküm etmez, meziyetiyle övülmez. Niye? Ben bu memlekette olacağıma, burada doğacağıma, bu anne babadan doğacağıma, cinsiyetin bu olacağına vesaire vesaire ben mi seçtim? Benim seçmediğim bir şeyle başkasının seçmediği bir şey üzerine tahakküm yapılır mı? Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm diyene ben Türk ve Kürt, Laz, Çerkez olacağım ben mi seçtim? Erkek dişiliğimi ben mi seçtim? Meziyetimi ben mi seçtim? Benim seçmediğim bir şeyle senin seçmediğin bir şeye nasıl üstünlük olur? Üstünlük takvadadır. Bunu bilir yani vicdanlı olan. Vicdan çalışma nispetinde Adem imtiyaz istemez. Özellik istemez. Başka? Zimni adavet Müslümana etmez. İçinden zimmi var yani gizli. Hihi yapmaz. Yani ille bu değilim diye psikolojimiz zarar gelmesin. Bu uç noktalar inşallah böyle de. Ama dikkat etmek lazım bu şey. Mutlaka bunlardan bir tane ders almamız lazım. Bir zaaf noktamız varsa töpülemek gerekiyor. Beni mesela çok kıvırdı yani Nurettin yani. Birkaç maddeyle duman etti. Yani kin adavet yapamaz diyor. Ben hala unutamıyorum ya bana nasıl dedi ya. Niye dedi ya? Dememesi lazım. Bunu nasıl yaptı bu adam ya? Beni yiyor. Akşama yiyor beni. Baktım ki vicdan zayıf. Yapmamam lazım. Tamam dedim ya Rabbi. Ya Rabbi ben buna muvaffak olamıyorum. Bana yardım et. Bana bunu gösterdiğine göre beni yardım edeceksin ki gösterdi. Bana yardım et. Sonra
Yani zimni bir adavet yapmaz. Kafire şiddetlidir, Müslümana merhametlidir. Eşidav alel küfar ruhama o beynev. Vicdanı çalışan kafire şiddetli, Müslümana merhametli. Eşidav alel küfar, kafire şiddetli, ruhama o beynev. Kendi aralarında beynev, merhametli. Sabrı kontrol altında olur. Mesela bağırıyor, çağırıyor işte o hadiseler olduğu zaman artık bağıracağı, diyeceği bir şey kalmıyor. Artık sabrediyor. Lan daha ne diyecektim, neyi sabredecektim? Sabrı kontrol altındadır. Sabır ne demek? Susmak, hazmetmek, yutkunmak değil. Olayları Allah ile izah etmek. Kadir, sabır hikmetini anlamak. Hikmetini. Olayları Allah ile değerlendirince hikmeti ilahiyi değerlendirmek. Allah razı olsun. Yani sabır Allah ile olayları değerlendirmek. Hikmet sahibi olmak. Yoksa bağırıp çağırıp her şeyi dedim, boşalttım. Artık sabredenlerdin. Daha diyeceğim bir şey, ceylan kalmadı ki diyeceğim hep dedim. Demek ki hikmet sahibi olmak. Evet. Allah ile değerlendirmek hikmet sahibi olmak. Sabır Allah'ın ismi değil mi? Sabır. Evet. Tecelli olunca Allah ile bak. Allah ile düşünür. Yani bütünselliği Kasım'ın dediği gibi hikmet sahibi olur. Başka? Çabuk enaniyetini bırakır. Bağırır, çağırır, kızar, enaniyet yapar ama hemen bırakır der usta. Yani yapmaz değil, beşerdir. Hiç kimse insan doğmaz annesinden. Beşer doğar. Sonra peygamberler vasıtasıyla, risalelerle veya tarikata insan olmaya gider. Mesela kurdu döktü falan tamir etmeye çalışır. Ne diyor bak? Çabuk enaniyetini bırakır diyor. Tebahur eder diyor 24. sözde. Hani enaniyetini bırakır diyor. Yapmaz değil. Bağırlaşır yani. Anlar. Ulan ben ne yaptım ya? Enaniyet buz gibi. Buz gibi enaniyet. Sonra suya dönüştürür, anlar. Sonra da buhar olur, rahmet yağdırır. Vicdan çalışma nispetinde kabili hitap olmayanlarla meşgul olmaz. İntikam peşinde olmaz. Kabili hitap mıdır? Değil. Meşgul olmaz. Muhatap almaz. Yüz çevirir. Hiç meşgul olmaz. Yusuf sana bakıyor herhalde. Ona girip dönüp de böyle dönerli bir tekme vurmaz. Yani ona hiç şey yapmaz, meşgul olmaz. Apakam çıkartır. He? Apakam çıkartır diyor. Evet. Var bir tane var işte, Mert de burada ya. Öyle şeylerle meşgul olmaz. En büyük yiğit kendi nefsini yeğendir. En büyük mert kendisine mert olandır. Kendisine mert ne demek? Fıtratını yaşayandır. Fıtratına kulak veren. Fıtratını takip edendir. Affedersin. Burun gibi burun, köpek veya çakal, Şadi Şiraz öyle diyor. Kimin rehberi çakal olursa, o burun, çakalın burnunu nereye götürüyor? Leşe götürür. Kimin rehberi çakal olursa, onun burnu bilmem şeyden kurtulmaz. Onun kası diyor. Şadi Şiraz öyle diyor. Kimin rehberi çakal olursa diyor, onun burnu boktan kurtulmaz. Öyle de. Çünkü oraya götürür. Devam ediyorum. Vicdanı çalışıyorsa keyfi istibdat etmez. Çabuk gideyim. Ulema-i su'nun gibi vicdanını dünyevi menfaata satmaz. Dinini dünya satmaz. Televizyon ekranlarına çıkayım diye. Dininiz icap ettiğini ya konuşur ya çıkmaz. Risale şöyle geçiyor. İşaret edeceğiz da. Ya sıdk ya sükut. Ya doğru ya sus. Kıvırma. Bu adamlar sana bu soruyu niçin sormuş? Millet onu televizyonu seyrederken bu soruda ne bekliyor seni? Eğer doğru konuşamıyorsan çıkma veya sus. Millete net bir şekilde olmayacak bir şey beklentisine şey kıvırma, çıkma. Çünkü hak ve batıl olan yerde hizmet yapılmaz. Hadisat bize bu kanaat verdi diyor Kastamonu'da. O zaman her şeyi doğru söylese dahi para alacağım diye çıkıp da doğruyu söylese aynı değil mi? Yani doğruyu söylese zaten çıkartmazlar, merak etme. Vicdanı çalışan gene kemalata medar meziyetleri olur. Başka? Asayişi muhafaza eder. Başka? Gıybet ve iftira yapmaz. Başka? İnsaniyet makamı tezahür eder. Başka? Tevekkül sahibi olur. Teslim sahibi olur. Başka? Mukaddesata sağır olmazlar.
Başka Lemalar 20'de geçiyor. Bu çok önemli. Sünnet-i Seniyye'ye uyar. Başka gene 55 Lemalar'da şöyle geçiyor. Vicdanın çalıştığı kadar akıllı olur. Akılla ne demek? Akıl vahye bağlı olursa akıllı olur. Akıl vahye bağlı değilse zeki olur. Akıl devre dışı olur. Zeki ile akıl farkı bu. Vahye, Kur'an'a bağlı olan akıl akıllı oluyor. Aklın başına al o demek. Vahye çanak anten gibi böyle. Uyduya çanak anten bakarsa film gözüktüğü gibi olur. Rikati cinsiyesi çalışır, teellüm alır. Yani bir Müslümanın başka yerde burnu kanasa kendisi burada rahatsız olur. Vicdansızsa hiç ilgilenmez zaten. Vicdansız biliyorsunuz merhamet yoktur, acıma yok, yılan gibi. Başka? Vicdan çalışma nispetinde beşeriyetten çıkıp insan olur. Başka? İslami esaslar, ceylanlar ve şairlerle beslenir. Vicdan nasıl çalışır? İslam'ı itikadı yaparak, çalışarak, bir de şairi uyarak. Şairin olduğu yerde vicdan çalışıyor. Şimdi mürtedin hayası hiç olmaz. Vicdan zayıf oldukça haya gider der. Çizdiklerimi okuyayım size. Kıskançlık hiç olmaz. Başka? Hayasız. Günahlar vicdana vurunca vicdanda o günahlar başka hastalıklara döner. Mesela dünyayı esas alır, güvenceyi şey yapar. Erisko ale Allah değil, erisko ale devlet olur. Sigorta olarak paraya esas alır, güvenir. Gençliğine güvenir vesaire olur. Başka okuyacağım cümleler. Bu akşam saat de geçti. Yılanda normal bir ruh yok. Erva habise var der. Demek ki vicdansız, mürtet, yılan eşit olur. Vicdan ya cennet olur ya cehenneme döner. Üç tane kuvvelerin ifrat ve tefritiyle, bunu ilim ehlilerine söylüyorum. Vicdanı cennet cehennem yapan kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiyenin ifrat ve tefrit modlarının bütünselliğidir. Biraz önce anlattım ifrat cehennem. O ne olur? Yani manevi cehennem olur. Ne yapacaksın cehenneme girmeyi? Herkes vicdanına sorar. Neyi bekliyorsun? İnsan vicdanı yalan söylemez. Duyarsın yani. Efendim bu kadar. Sorusu canlı yayında bakayım. Sorusu olan var mı diye bir şey yapayım. Arkadaşlar canlı yayında Fatih'e çekeceğim. Sorusu olan var mı? O zaman bir soru soracağım. Sor. Şimdi özellikle son zamanlarda çok vuku oluyor. Mesela hayvanlara bir şey oluyor. Diyelim köpeklerimiz. Üzer sokmada köpekler var. Bir şey olduğu zaman düğeye ayak alınıyor. Ama bu tarafta küçük çocuklar olduğu diye hiç zaten sessiz çıkmıyor. Evet. Bunun bizden... Evet. Mesela kafir demek Allah'ı inkar eden değildir. Kafir mesela Arabistan'da ve Arapça konuşulan bölgelerde çiftçiye kafir diyen var ya. Kafir örten demek. Çekirdeği örten demek. Şimdi kafir ayrı, mürtet ayrı. Mürtette hiç Allah yok. Haya da yok. Utanma yok. Domuz gibi. Ağza domuz. Bu mürtet. Kafir ise vicdanın irade var, zihin var, his var, latife-i Rabbani var. Latife-i Rabbani vazifesi Allah'ı görür. Allah hepimizin vicdanı Allah'a görür de farkında değiliz. Ona geleceğim. Nasıl huzur, neşe, böyle hal, halet. Halet var ya, huzur. O Latife-i Rabbani'nin Allah'a gördüğüne delildir. Latife-i Rabbani Allah'ı görür. Ama bizim cehaletimiz görmeyi böyle şekil zannettiğimizden dolayı böyle bir şey bekliyorum Allah. Mesela halet, huzur. Huzur Allah'ın bizde tayin ettiği seviyemize göre Allah tayin ve teşahhus ediyor. Latife-i Rabbani Allah'a görüyor ki bizde huzur oluyor. O Allah'a gördüğüne delildir. Müslümana bir müjde bu. İnsanın vicdanındaki Latife-i Rabbani Allah'ı görür. Onun alameti huzurdur. Namazda vesaire. Yani mesela kapıyı araladı ya böyle. Kapıyı aralayınca sana bakıyor ya. Aynı onun gibi. Allah seni aralayınca kendisi
kalpte taayyün ve teşahhus ederse, Allah tecelli ederse sende şey olur Yusuf. Böyle huzur olur. Şimdi vicdanda bir his var. Köpeklere karşı var, insana karşı yok. Allah'ın verdiği değerler alt üst olmuş. Değer vereceği yere vermiyor, vermesi gerekene vermiyor, vermemesi o da gerekene veriyor. Bu ne oluyor? İfrat ve tefrit yer değiştiriyor. Yani kendi fıtratına yalan söylüyor. Yani acıma değil ya. Yani. Hiç alakası yok onunla. O kendisini aldatmak adına yaptığı şey. Nefsin şeytanı ihvası. Başka sorusu olan var mı? Hasan Hocam, ha. Vicdanın ziyası ulumu dinidir. Ha. Yani dini emirlerle mi vicdanımız harika buluyor? Üç tane şeyle çalışıyor. Bir, amel. Evet. İki, itikat. Üç, şair. Onun için adam geldi, direkt şaire hücum etti. Evet. Şair, mazinin kültürünü, örf, anane, kültür, geleneğini. Bir daha, mazinin, ecdadın, anane, örf, ilim, anane, kültür, geleneğini taşıyan, geleceğe taşıyan İslami sembollere şair deniliyor. Mesela mezar taşları. Mesela mezar taşına bakınca şey var, sarıklı gibi var. Ulemaymış. Normal bir taş şeymiş. Ha. Vicdan üç şeyle çalışıyor. En son onu okumuştum. İtikatla, amelle, şairle çalışıyor. Şairle. Mesela diyelim ki Urfa'ya gittin mi Şaban Ali sen? Gittim. Şimdi bu pazar şairine, ortamına bak, bir de Urfa'ya bak. Nasıl kokuyor değil mi din? Nasıl kokuyor? Sonra ikinci Medine. Bir tuhaf yani. Her şeyi buram buram din kokuyor. Acayip nereye gidersen bile. Şaka yaptım. Şaka yapmaya olmasaydım ya. Ustadın mevlütüne herkes o Halilur Rahman'da şey yapmış ya, piknik yapıyor. Ya dedim. Ben dedim ki Mustafa tamam da soruları alayım. Şey yapacağız. Merak etme. Hem de tatlı var. Bak müjde vereyim. Birkaç dakika sabredin. Soruları alayım. Ben orada dedim ki ya fakirim dedim ya. İftar yapacaklar ya. Fakirim dedim ya. Bana bir şey verecek misin? Ulan nereden dedim onu. Şaka dedim dayı olsa, yok şaka dedim. Oturup oturma zorunda kaldı. Yani böyle şey. Bizde olsaydı burada Allah versin diyecekler. Ama hepsi değil tabii. Başka sorusu olan var mı? Hocam. Sonra. Benim hocam abim hafızdır, yani Kur'an ezbere bilir. Bana Kur'an dersini de babam yan da abim vermiştir. Ama geçen sene bana işte ateist olduğunu söylemişti. Hani herhangi bir şeye inanmadığını. Ben de merak ettim hani onu bu hale getiren ne diye. Onu bu hale getiren vicdan mıydı? Yok. Bir anda Kur'an'ı bilenin bir insanı buna dönüşmesi kafasında bir hennas cin musallat olmuş. Ona böyle kafir veya mürtet de değil. O ne olduğunu bilmiyor. O inkar etmiyor. Onun ağzını birisi kullanıyor. Biraz benim işim olduğu için bu iş. O hemen bir anda vicdanını iptal edip mürtet olamaz. İrade de vardır ama bu vicdanın dış tabakası. Yani evet o var, iyi kullanamamış ama o kafir olmak çok zordur. Kafir olmak bir insanın dimağını bitirecek, vicdanını bitirecek. Ondan sonra kalbini bitirecek de olacak. Çok zor yani. Onun kafasından ben mürtedim, ben kafirim falan diyen şeydir. Nasıl ki cini hastalar saldırıyor, küfür ediyor. Anne babasını da bilmez, onu bunu yapmaz. Hatta şurayı, şu dördüncü kattayız değil mi şimdi? Dördüncü kattan burasını düz zanneder, buradan yürür. Sen zannediyorsun intihar ettim. Oysa cadde gösteriyor, hop diye adam düşüyor, ölüyor. Cin yapıyor. Onun için cinler ne yapar? Cinnet geçirtirir. Cinsel, tamam mı? Bunlar yaptırır. Hep böyle cinnet, cinsel, gadaplar hep o yaptırıyor. Hatta intihar etti değil mi? Cinnet geçirerek. Bak cin oldu nettir yani. Cinsel. Bunlar yaptırıyor. Onun için bak bunu duydun iyi oldu. Yok değil mi başka soru soran? Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavar.